Yine Richard Craft atölye çalışmalarından bir yenisiyle sizlerle birlikteyim. Bugün yine çok güzel çalışmalarımız olacak. Yeni eşyalarımızı, eski eşyalarımızı veya aksesuarlarımızı, ışıtı katmak istediğimiz her şeyi rengarenk, renkli varaklarımızla uygulayabiliyor olacağız. Renkli varaklar derken bunlar yıkanabiliyor. Kıyafetlerimizde dahi kullanabiliriz. Bugün gördüğünüz üzere yalnız değilim. Çanakkale'den dün gelmişti. Esra Hanım Hertel'den hobi. Bayilerimizdendir kendisi. Bugün dün kendisiyle burada çok güzel çalışmalar yaptık. İlerleyen dakikalarda bunları da sizlerle gösterir, hatta paylaşırım. Buradaki arkadaşımız Demet Hanım. Hatırlar mısınız bilemiyorum, seyredenler için söylüyorum. Daha öncesinde boyamış olduğum bir dolap var. Dolabı boyarken isteyenler olmuştu. Dedim ki bu kargolanacak bir ürün değil. Nasıl olacak? Hani bu yakın çevrede birileri varsa en azından onun içerisinden bir kura ile birini talihlerden birini tercih etmeye çalışalım demiştim. Şans size çıktı. Teşekkürler. Bugün daha öncesinde hatırlarsınız ürünü zaten yarım bırakmıştım. Arkasını boyamamıştım. Şu şekilde multidekor çalkıtlar, eskiyi yeniliyoruz demiştik. Multisurface'ler ve multidekor çalkıtlar. Hayatımızı kolaylaştıran iki ürün demiştik. Bugün bir yandan da kendisi dolabımızı tamamlamaya başlayacak. Kendisi zaten biz biraz yayın öncesiyle konuştuk. Evde boyamadık şey kalmamış bu arada. Her şey, yatak odası, fayanslar, duvarlar, mutfak, her yer renk değiştirmiş. Bu doğrultuda aslında kendisi bayağı bir tecrübeli olmuş ama şunu söyledi, Multisurface grubunu kullanmış. Multidekor Çalkıt grubu ile şu an daha yeni tanışıyor kendileri. Ben size ürünü vereyim. Şöyle. Bir de fırçanızı da vereyim. Fırçamız da ıslaktır. Esra Hanım, biz dün çok güzel çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları sizlere hatta yayına başlamadan önce bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada dün nasıl geçti? Harikaydı. Dün yoldan geldiğinde uykusuz bir şekilde geldi. Bayağı biraz zorlandık ama bütün günde bayağı bir iş çok, yaptık. Çok teknik proje öğrendim. Evet. Teşekkür ediyorum tekrar. Sulandırmıyoruz. Direkt sürüyoruz. Multisurface'lerde sen geri dönüşüm yaptığın sırada ürünleri hep sulandırıyordun. Evet. Aralarında beklemek durumunda kalıyordun. Ama şimdi direkt başlayabilirsin. Şöyle göstereyim. Bu arada kendisinin çok minnoş, çıtı çıtı bir kızı var. Arada muhakkak göğü göreceksiniz ve sesini duyacaksınız. Hatta gösterelim, orada öyle önlerini takmış, uslu uslu bizi bekliyor. Ben şöyle geçeyim, pardon müsaadenizle. Bugün sizlerle yapmış olduğumuz ürünleri gösterelim. Şu kamerayı bu tarafa doğru çevirelim. Şöyle gösterelim. Mesela daha öncesinde yapmış olduğum şurada tuvalimiz var. Çekiliş için hazırlamıştım. Gene kendisiyle bir tuval çalışması yaptım. Şuradan göstereyim. Buradan da gösterebiliriz. Fayans çalışması gerçekleştirdik. Şimdi bu arada hemen onu da şey yapın. Galiba ben bir yanlışlık yaptım. Onu Gülbeyaz bir düzeltebilirsek, yayınları kameralarını ayarlarken bir yanlış sayfa, kendi şahsi sayfamız üzerinden hareket etmişim. Onu da Instagram sayfamızı en azından düzenleyelim. Kolay gelsin diyorum. Siz her şeyi boyadınız. Hadi bakalım. Şöyle dolabımızı da daha önce boyadığım dolaplardan bir tanesiyle üzerine koydum. Evet, sulandırmıyoruz demiştik. Tek kat boyuyoruz demiştik. Üründe iddialıyız demiştik. Şimdi kendisinin boyayarak yapmış olduğu yorumları da alacağım. Gördüğünüz gibi boyayı sulandırmadan direkt şişenin içerisinden kullanarak uyguluyor. Evet. Kullanacağını duymuştum çünkü boyanın. Nasıl? Bu boyalarda bol kullanacağını duymuştum. Multilerde biraz daha az boya yükleniyor fırçaya. Bunu hiç fark etmiyor aslında. Yani aynı miktarda boyalıyorsunuz. Ben burada boyarken o katta evet. Eli parmak izlerimi de yapıştırmışım buraya. Evet. Kendisi de çok heyecanlı bu arada. Bütün evi boyayan gerçek usta şimdi buraya gelince amatörleşti. Eli falan titriyor. Evet. Bugün rölyef varak demiştik. Rölyef varak nedir? Nasıl uygulanır? Nerelerde uygulamamız gerekiyor? Bunları paylaşacağım sizinle.
rol yaparak baraklar sadece altın, gümüş ve bakırdan ibaret değildir. Burada farklı tonlar hayatımıza girebilir. Bakın pembeler, morlar, kırmızılar, yeşiller. Bunlar özellikli ürünlerdir ve yıkamaya gelebilir. Tekrar ediyorum, yıkayabilirsiniz. Ben sizler için sabahtan bir ön çalışmasını yaptım. Şöyle göstereyim. Rölyef varak tutkalı. Kullanmamız gereken ürün Rich Rölyef Varak Pasta olarak geçer. Daha kıvamlı bir yapısı vardır. Stencil şablonlarla leopar deseni ben yakasından hafif böyle aşağıya doğru gelecek şekilde çektim. Normal düz bir tişört bu arada. Bittiğinde göstereceğim size. Şöyle arkasından da biraz gerdirdim. İçine de bir tahta parçası. Hatta daha öncesinde göreceksiniz şimdi. Mermer olarak çalıştığım tahtalardan birini kullandım. Şimdi rölyef varağı çalışırken yüzeyde eğer bu bir kıyafet ise arkasına mutlaka bir naylon, bir karton, bir parça mutlaka koyuyoruz. Burada bir tane daha hazırlamış olduğum normal, düz, pembe bir eşofman altı. Evde giymelik bir eşofmanken biz bunu artık dışarıda giyebiliyor olacağız. Sadece kumaşla mı olur? Hayır, sadece bir kumaşla olmaz. Bunun avantajları vardır. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Örneğin bir kutu üzerinde bunu yaptınız. Maviye boyadınız. Açık bebek mavisiyle puantiyeler basabilirsiniz. Ekoselerle kırmızı yaptınız. Kırmızıyla ekoseleri canlandırabiliriz. Nasıl uyguluyoruz? Çok kolay. Şimdi bu arada bir tane de şöyle bir parça da hazırladım. Bu ne olacak biliyor musunuz? Hazırlamış olduğum çerçevemin içerisinde evin bir kenarında şu şekilde, tabii daha bitmedi. Sizlerle birlikte yayında bitiriyor olacağım. Çok güzel, şık, kenarda dekoratif bir süsleme olarak yerini alacak. Şimdi uygularken neye dikkat ediyoruz, nasıl yapıyoruz? Bunu paylaşıyor olacağım sizlerle. Bir parça kumaş aldım. Bilgisayarın yanında saksı var. Lütfen onu yapar mısınız? Bilgisayarın yanındaki saksı? Pas efekti. Pas efekti. Evet. Oksit altını dediğimiz pas efekti olarak adlandırdığımız bir üründür. Onun hatta ben burada tuval dik dursun diye koymuş olduğum gümüşlü olanı da var. Buradaki tonları tamamen gümüş. Bunun bir teknik sıralaması var. Ben onu burada soran arkadaşımız için özetleyeyim. Pas efektlerinde, oksitli görüntülerde altın, gümüş, bakır istediğiniz renkten gidebiliyorsunuz. Hangi rengi yapacaksınız? Önce onun metalik tonuyla bir kat ürününüzü boyuyorsunuz. Ondan sonra o sertliğini, çiğliğini kırabilmek için mutlaka siyah eskitme kremi süngerle sürüyoruz. Fazlasını alıyoruz. Daha sonra pas grubu devreye giriyor. Patina rengi olabilir, aqua tonu olabilir, sarımsı tonlar olabilir, gri tonları olabilir. Bu tercih meselesidir. Bunlar tamponlanıyor. En son ışıltılar artık tekrardan hayatımıza folyo varaklar giriyor. İşlemi bu kadar aslında. Ama bunu sizlerle tekrardan bir gün uygularız. Bir seramik objede ön hazırlığını gerçekleştiririm. Bunun da uygulamasını tekrardan yaparız. Şimdi kumaş yüzey demiştik. Rölyef varak tutkalı demiştim. Bakın rölyef varak şu şekilde macunumsu bir görüntüsü vardır. Uygulamak istediğiniz bir şablonumu alayım. Pardon, neredeydi? Mesela şunu uygulayalım. Stencil'ımın arkasına kumaşlarda kaçma yapmaması adına öncelikle stencil spreyi sıkıyorum. Kendime sıktım bu arada. Bu kadar sıkmak yeterli. Çok azıcık havalandırıyorum. Hocam, sonra ilk canlı yayında boyadığınız komedinin tekrarını bulamıyorum. Komedinin tekrarı Instagram'daki yapılan paylaşımlar günlük olarak kalıyor. Geri dönüşüm projeleri grubumuzda mevcut, aşağıdaki paylaşımlara doğru inerseniz orada görebilirsiniz. Ama üzülmeyin, artık bunlar YouTube kanalına da yüklenecek. Hani siz soracaksınız şimdi, evet, ben bunları şimdi buldum, seyrettim, tamamlayamıyorum. İşteyim, yemekteyim, çocuk peşindeyim. Hani şu an hızlı seyredemiyorum, sonra ne yapacağım? Artık bu sorular o kadar çok geldi ki YouTube kanalının çekimlerini de şu an hızlandırmış bulunmaktayım. Artık herhalde önümüzdeki hafta itibariyle artık yüklenmiş olacak. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim ama bir aksilik oldu. Bazı şeyleri durdurmak durumunda kaldık. Uzun videoları biraz kısaltmamız gerekiyor. Çok öyle saatlerce sevdiğiniz videolar olmaması adına biraz onları kısaltmaya çalışıyorum. Çünkü bu da çok bir kolay olmuyor, takdir edersiniz. Şimdi stencil'ımı koydum. Seçmiş olduğum stencil'ımı hazırladım. Arkasına stencil spreyimi sıktım. Rölyef varak pasta. Bakın macunlu bir yapısı vardır.
beyazdır. Doğal kurumaya bırakılmalıdır. Şablonumla bir güzel çekiyorum. Aynen röle pasta çeker gibi. Hocam, banyo duvar fayanslarını boyuyorum. İki kat arası ne kadar beklemeliyim? Bir gün bekleyin. Çünkü fayanslar her zaman soğuk zeminlerdir. Dolayısıyla bu kat aralarında mukavemetini arttırabilmeniz için her zaman kat aralarında birer gün bekleyin. Multi Surface de olsa, Multi Decor Çalkıt grubu da olsa kendinizi garantiye alın. Bir masraf yapmışsınız, ortaya bir emek koymuşsunuz. Dolayısıyla bir gün mutlaka bekleyin. Demet Hanım nasıl gidiyor bu arada? Güzel. Demet Hanım'ı dolabıyla baş başa bıraktık bu arada. Daha önce Multi Decor Çalkıt grubunu kullanmadığını bahsetmişti. Nasıl? Şu an ilk defa deniyorsun sen de. Bence çok güzel. En azından emeğimi, yani heyecanımı bir anda yatıştırabiliyorum diyebilirim. Boyalar huzur veriyor diyoruz. Evet, boyamayı yani günlerce seviyor. Yani günlerce beklemek yerine. Değil mi? Gün içinde. Demet Hanım'ın şöyle bir durumu da var. Bu arada dediğim gibi bütün evini boyamış. Hatta bir çalışmasında en sonunda bir noktayı beğenmediği için bütün banyoyu tekrardan boyadığı bütün emeğini kaldırıp şimdi tekrardan yeniden boyayacak. Yani evet. Hakikaten bu işi gerçekten gönül vermiş ve severek yapıyor. Hani ben o kadar boyadıktan sonra bir daha kızmayı göze alır mıydım bilemiyorum ama sadece dediğim gibi içine sinmediğinden kaynaklı tekrardan şimdi yeniden boyamaya başlayacak. Kesinlikle boyadan daha çok kazıtmayla uğraştım diyebilirim. Yani kazıtırken daha çok uğraştım. Bu arada beyler, eşler her zaman avantajlı. Ustayla uğraşmıyorlar. Maliyet derdi olmuyor. Evet. Evinizi istediğiniz şekilde küçük masraflarla yenileyebiliyorsunuz. Hocam normal rölyeften farklı mı varak rölyef diye soruyorum. Evet. Rölyef varak tutkalı, yapışkan bir özelliği vardır. Rölyeflerde ise onlar boyut kazandırmak için yapışkan özelliği olmayan ürünlerdir, pasta grubudur. Bu kullanmış olduğum rölyef varak pasta miksiyon gibi düşünün ama bunun daha yoğunudur. Ürün kavanozunda beyazdır, şeffaflaştığı zaman artık uygulanabilir bir aşamaya geldiği anlamına gelir. Kuruma süresini hızlandırmak adına fön tutmayın. Çünkü yapay bir kuruma gerçekleştirmiş olacak. Dolayısıyla her zaman doğal kurumaya bırakın. Doğal kurumada yakın gösterebilirsek eğer, mesela ben saat 10 civarında, 10-10.30 civarında bu deseni hazırladım. Ama bakın ince sürdüğüm yerlerde hiçbir sıkıntı yok. Artık şeffaflaştı. Şurada beyaz beyaz kalan bir iki noktam var. Buralar daha beklemesi gerekiyor. Tamamen şu aşamada şeffaflaştığı durumda artık bunu uygulayabiliyoruz. Şimdi rölyef varak tutkalımı çektim. Desenimi çıkarttım. Sansa Spray'de kullandığımdan dolayı hiçbir şekilde taşma ve kaçma yapmadı. Desenimi bakın kusursuz bir şekilde çıkartabildim. Hafiften böyle yeşilin üzerine geldiğinde böyle ekrili bir yapısı oldu. Bunu dediğim gibi kendi halinde bir kenarda bırakacağım. Doğal kuruması ortalama 1 saat, 2 saat kadar yapmış olduğunuz kalınlığa göre değişebiliyor. Şimdi düşünsenize bundan çok güzel yastıklar olur. Şimdi tabii bu çok minimalize tonlarda, büyüklüklerde ama. Hocam rölyef varak pasta cama uygulanabilir mi? Rölyef varak pastaya cama uygularsınız ama camı da varaklayacaksınız o halde bu durumda. Ha, ama ben camda desen kalsın diyorsanız gene Richard Craft ürünleri arasında buzlandırma jelleri var. Çok güzel buzlu cam efekti de alabilirsiniz ve ürün su bazlıdır. Ekstra bir işlem yapmanıza da gerek kalmaz. Hocam bu saksılar için Aynur Hanım demiş ki özetleseniz ama biz onu böyle yapamayız. Lütfen bir dakika bakayım. Pazartesi gün yapabilir misiniz diye sormuş. Aynur Hanım sormuş. Peki evet. Yapalım. Pazartesi günden sonra ben başka bir şey hazırlamıştım. Bir geri dönüşüm hazırlamıştım. Pazartesi günü o halde buradan duyuralım. Altın, gümüş, bakır bunun tonlarını çalışalım. Sonuçta burada ben sizlere dediğim gibi bizler satış yapmıyoruz. Ürünlerimizi bayilerimiz üzerinden her zaman tedarik ediyorsunuz. Ben sizlere ürünlerimizin nasıl kullanıldığını, nasıl işlemlerde, hangi işlemlerde nelere dikkat etmemiz gerektiğini hep bunları paylaştım sizinle. Tabii ki de önümüzdeki pazartesi günkü yayında o halde ben de buna göre ürünlerimi hazırlarım. Sizlerle beraber birlikte oksitlendirme, oksit altın, oksit gümüş, oksit bakır fark etmez. Bunun için
Eğer yayında bizle beraber yapmak isteyenler olursa oksit görüntülerinde daha çok rölyefli bir alan seçmeniz gerekir. Çok düz alanlar çok estetiklik yaratmaz. Ama düz bir alanı direnli bir hale de getirebiliriz. Nasıl? Rölyef pastalarla alta bir desen veririz, düz boyarız. Dolayısıyla tozlu görüntüyü elde edebilmemiz mümkün. Hatta biz buna benzer seninle bir tane örnek yapmıştık Esra'yla. Demin tanıştırmıştım sizinle Hertel'den, o bir Çanakkale'den gelen bayimizle. Şeyde şu. Üzerine kendisi 3 boyutlu stencil çalıştı. Bakın burada alt, burası düz bir medefi. Yonca her zamanki gibi boyamadı. Ondan sonra altında alaçatı rengiyle boyadık. Siyah akriliğimizle dama stencil'ımızı bastık. Şurada görmüş olduğunuz hafif tozlu görüntüler bizim elde etmiş olduğumuz pas efekti. Tekniklerde sınır sorunu yok. Yaratıcılığın sorunu yok ki. Her yaptığınız işten başka bir aşamaya geçebiliyorsunuz. Bu arada yaparken kendisi de çok keyif aldı. Yani bu 3 boyutlu stencil'ın da bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum diye itirafta da bulundum. Yalan mı? Çok kolaymış gerçekten ve çok güzel bir teknik. Evet. 3 boyutlu stencil'larda farklı modeller de var. Sadece gül yapmak zorunda değiliz bu arada. Çaydanlıklar var, kuş kafesleri var, menekşeler, papatyalar. Bir sürü var da var. 15 modelimiz var 3D boyutlarında. İşte işin içine rakamlar girince ben orada susuyorum. 2 gündür burada çok gülüyoruz. Neden? Bana renklere sorun. Ben size bakın 105 tane akrilik rengimiz var. Vintage seride 80 renk var. 110 renk multilerde var. 45 renk multi dekor çalkıt grubunda var. Ben size rakamlara takılmazsak eğer beyaz kemik, alaçatı, linen, sarı, güneş sarı diye bütün skalayı size her rengi sayarım. Ha, ama bunun kodu nedir diye sorduğunuz an orada bir çuvallama durumu söz konusu oluyor. Şimdi biz de Aynur Hanım'ın isteği üzerine o zaman pazartesi günü pas efektini yapalım. Evet, Aynur Hanım pazartesi günü buradayız, buluşuyoruz. Bekleyeceğim sizi. Renkli varaklar demiştik. Bu arada sorumuz var mı? Ben sürekli hızlı hızlı ilerliyorum, sonra kızıyorlar. Gül biraz okumadı diyorlar. Kolay gelsin. Deri sandalyeyi hangi boyayla boyamam gerekiyor diye sorumuz gelmiş. Deriler. Multi dekor çalkıt. Tamam. Çünkü daha doğal bir görüntüsü vardır. Multi surface'lerin yarı parlak özelliği vardır. Multi dekor çalkıt. Bir kere sürüyorsunuz, bir gün bekliyorsunuz, ikinci katı ondan sonra sürüyorsunuz. Vernik istemiyor. Hatice Hanım da demiş ki rich akrilik boya aldım, fiskos boyayacağım, bir kat attım, boya yanlış mı oldu, ne yapmam galiba gerekiyor? Elinizdeki boyanın mavi kapaklı gruptan, yani multi surface grubu veya multi dekor çalkıt grubu. Demet Hanım bir boyayı rica edebilir miyim? Geri dönüşüm için hazırlanmış ürünler bunlardır. Bu iki ürün üzerinde geri dönüşümler uygulanır. Diğer serilerimiz de var. Vintage seri, basic seri. Biri beyaz kapaklıdır, diğeri krem rengi kapaklıdır. Eğer bir geri dönüşüm yapılıyorsa, yeni bir ürün boyanıyorsa multi dekor çalkıt veya multi surface grubunu kullanmamız gerekir. Bu arada küçüğümüz de boyuyor. Bir gösterebilir misin lütfen? Hadi boya boya. Annesi boyayı batırsın. Boyası kalmadı fırçasından. İşte ben size her zaman söylüyorum, bu iş gerçekten kolay, herkesin yapabileceği bir şey diye. Bu da onun ispatı olsa gerek. Önüne bak bakalım. Evet. Hocam, diziyi yakından takip edenler demişler ki fayans boyayacak mısınız? Fayans boyayacağım. Geçen hafta söyledim hatta fayans boyayacağım diye, bir alt katta bizim yemekhanenin girişini boyayacaktım. Bu için bütün hazırlığımı yaptım ama orada internetin çekmediğini fark edince geri dönmek durumunda kaldım. Fayansla şimdi koridordaki fayansları gözüme diktim. Ama kolay değil. Yani orası yaklaşık bir 15-20 metre falan uzunluğunda bir alan. En azından benim size onun finalini gösterebilmem için yarısını hazırlayabiliyor olmam lazım. Onu yapmayacağım diye söz verdim, yapacağım. Şimdi burada yapacak olduğum mesela hangi rengi yapayım? Çizem Hanım, sabit hattımızı ararsanız yardımcı olabiliriz size oradan. Hocam mumla sisleme tekniği gösterir misiniz demişler. O çok kolay. Tabii ki de. Şimdi rölef barağımı, vintage barak serimi üzerine yapıştırdım. Bakın bir pamuklu yani bildiğimiz tuvalet kağıdı üzerinden iyice bastırıyorum. Yeşilin üzerine kırmızıyla yapacağım. Hocam Gülşah Hanım demiş ki salon takımını boyamak istiyorum ama etraftan yapamazsın diyen çok. Sizce yapabilir miyim? Hiç tecrübem yok. Yapamazsın diyenler
daha önce muhtemelen ürünümüzle tanışmamış ve geri dönüşüm yapmamış kişilerdir. Bugün biraz önce sizlerle paylaşmıştım. Demet Hanım ilk bu işlere başladığında ya yapma mobilyaları elleme, hani ziyan etme nasıl olacak diye yorumlar almışsın. Sabah evet. Kendisi anlatıyordu geldiğinde. Evet. Şimdi bizimkini de yapar mısına döndü iş. Kesinlikle. Önce kendinize güvenin. Daha önce gerçekten hiç geri dönüşüm yapmadıysanız gidin önce mutfağınızda bir çekmecesini çıkartın. Çekmecenin önünü boyayın. Gerçekten bu işin zor olmadığını kendiniz de göreceksiniz. Ondan sonra geri kalan ürünlerle devam edebilirsiniz. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi kırmızı bir güzel. Bir sorumuz daha gelmiş. Tabii. Beyaz pimapen pencerenin çerçevesini siyaha boyayabilir miyiz? Güneşten boya atar mı? Hiçbir problem olmaz. Gönül rahatlığıyla boyayabilirler. Berber görünümlü boya nasıl uygulanır? Onu doku olarak çalışacaklar. Direkt tek bir renge boyayıp mermer etkisini alabilmeleri çok mümkün değil. Bunu da mesela ne renk yapalım? Mor yapalım. Hocam, yok mor yapmayalım. Daha gelmiş. Fayansları boyamak istiyorum. Montessori Face'in üzerine taş vernik mi illa atılması gerekiyor? Hayır, şimdi şöyle söyleyeyim, bakın taş vernik, evet, fayansların üzerlerinde kullanılan bir vernik grubudur. Ama birincisi solvent bazlıdır. Çok ağır kokar. Ev ortamında uygulanması çok rahat bir ürün değildir açıkçası. Kuruma süresi daha uzundur. Reaksiyon verme ihtimali çok daha yüksektir. Neden? Yani bunun önce bir mantıksal işlemini açıklayayım size. Altta sizin sırlı bir seramiğiniz var. Bunun üzerine gidiyorsunuz su bazlı, yani Monti Dekor Çalkıt grubu da olsa, Monti Surface grubu da olsa su bazlı bir ürünle yeniden renklendiriyorsunuz. Daha sonra solvent bazlı bir vernikle verniklemeye kalkıyorsunuz. Dolayısıyla arada etkileşim çok fazla olacaktır. Bunu yapmayın. Ortada bir emeğiniz var. Mutlaka bu ürün su bazlı vernik diye ismi geçtiği için ürün korumaz anlamına gelmez. Emeğinize, masrafınıza yazık olur. Sizin yapmanız gereken mat istiyorsanız Monti Çalkıt Ultra Mat vernik grupları var. İki kat bununla vernikleyebilirsiniz. Veya parlak grubu var, işte high gloss grubu. İki kat, bir gün sürün, bir gün bekleyin, ikincisini vernikleyin. Bakın, varağımı koydum. Üzerinden iyice bastırıyorum. Tamamen şeffaflaştığından emin olduğunuz takdirde bastırmaktan korkmayın. Şimdi bunu bir kumaş parçası gibi görünüyor ya. Bunun bitmiş halini birazdan size göstereceğim. O kadar güzel bir çalışma olacak ki. Evet, bakın bir kere de. Hatta desen de buradan şöyle göstereyim size, bakın. Bu varaktaki, bu da buradaki hali. Bunun bitmiş hali nedir biliyor musunuz? Bakın. Bunu bu çerçevenin içerisine yerleştireceğim. Şöyle bir görüntü olacak. Nasıl? Gayet güzel oldu bence. Evet. Şimdi gelelim şu an kırmızıyı kullandım, açık yeşilini kullandım. Dediğim gibi renkler, bir sürü rengimiz var. Bu normal 15-20 liralık bir eşofman altıydı. Gene Wall Stencil grubundan kaç numara? 031 numaralı deseni kullandım. Burada tamamen şeffaflaştığından dolayı rahatlıkla yapıştırabiliyorum. Evet. Bakın hiç zor değil. Tutkalımı, pastamı, desenimi çektim. Varağımı yapıştırdım. Üzerinden iyice bastırıyorum. Neden elimle böyle yapmıyorum biliyor musunuz? Çünkü çizgi çizgi çıkar. Almayan yer olursa üzerinden tekrardan geçebiliyorum. Evet. Şimdi hemen yanına getiriyorum. Kesiyorum. Şu anda erik tonlarında bir renkle çalışıyorum.
Müzik ustamız da iş başında bu arada. Ama aşağı yukarı yıkayalım mı? Hocam bu parlak madalya bantları gibi yüzeyleri hangi boyayla boyayabilirim? Gold yapmak istiyorum. Siyah bir yüzeymiş. Direkt metalik tonlarla boyamak istiyorsanız Multi Surface serisi gibi olan titanyum metalik grubumuz var. Titanyum metalik grubunda işte altının tonları var. Altın, astek altın, soft altın, beyaz altın gibi. Hani oradan tercih edeceğiniz renk neyse onunla boyayabilirsiniz. O da geri dönüşüm için hazırlanmış bir üründür. Akrilik grubunun metalik yansımasıdır sadece. Fayanslar boyanınca silinince boya çıkıyor mu demişler. Aynı yapacaksınız. Çıkmaz. Sen fayanslarını boyamıştın. Boyadığını paylaşmıştın. Ne kadar oldu boyayalı? Ne kadar oldu? Yani 1,5 ay olmuştur. Bakın şu an tamamen doğal yorumu alacaksınız. Hani boyayan kişinin yorumunu alıyorum. Ama şu an biraz önce ben dedim yaptığım ürünü kazıtmak zorunda kaldım. Boyadan daha evet. Çok. Spatulayla yani sıcak su, spatula. Çünkü üzerinde vernik olarak yanlış bir vernik uygulaması yapmış. Demin de paylaşmış olduğum gibi. Ya bu kadar emeğiniz varken lütfen doğru ürünlerle devam edin. Hocam deri sandalye boyanır mı? İçine kadife vernik koysam olur mu demişler. Hayır. Boyayla vernik grubu karıştırılmaz birincisi. Deri her boyayla da boyanmaz. Deri gruplarında derilerin kendine has mat dokulu bir yüzeyi vardır. Dolayısıyla bunu Multi Surface grubu bile demiyorum bakın farkındaysanız. Multi Decor Çalkıt grubu ile boyamanız gerekmektedir. Çünkü derilerin o doğal yapısını bozmadan sadece renginin değişmesi istenir. Dolayısıyla kullanmanız gereken ürün Multi Decor Çalkıt grubunda 45 renk olasılığı var. Bir tanesini seçerek bir kat boyuyorsunuz, bir gün bekliyorsunuz, ikinci katı ondan sonra. Evet, bakın eşofmanımızın görüntüsü. Hocam tutkalı stencil ile birlikte mi kullandınız diye sormuşlar. Evet. Stencil şablonla birlikte kullandık. Varak tutkalını sürdükten sonra varağa yapışmak için ne kadar bekliyoruz? Şeffaflaşmış olması yeterli. Bir yakın çekim yapabilirsen, mesela ben şurası daha beyaz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu bölge biraz daha beyaz. Dolayısıyla bu renk, bu şuralara yapıştırmayacağım. Bunlar için bekleyeceğim. Ama şu bölgede tamamen yansıma olarak belki görebiliyorsunuzdur. Orada artık çalışmama devam edebilirim. Orada da dediğim gibi düz siyah bir tişörttü. Ben bunu biraz böyle varak farklı bir boyut kazandırdınız. Harikasınız demişler. Varakların bir özelliği var. Bunlar tekstil grubu varağı gibi düşünmeniz gerekir. Rölyef varak pastanın ve bu şu an kullanmış olduğum varakların bir özelliği var. Yıkanabiliyor. Düz bir siyah tişörtün şimdi birazdan benim bunun altına tahta koydum. Hani rahat bir şekilde hareket edebilmem için. Bakın. Nasıl güzel bir hale geliyor. Hocam yayınımıza geç katılanlar varmış. Kumaşa ilk yapılan işlemi tekrarlar mısınız? Tabii ki de tekrarlarım. Hatta şöyle en başa dönmek gerekirse bir stansıl alabilir miyim Esra? Dosyanın içerisinden de olabilir. En sağdaki dolabın içerisinde mavi bir dosya göreceksin. Kumaş yüzeylerde altına öncelikle mutlaka bir naylonumsu bir şey koyun ki açma kaçma yapmasın. Stencil'la uygulama gerçekleştirirken alabilirim. Mesela şu an dama stencil'ı. Stencil spreyi kullanıyorum. Arkasından demin suratıma sıkmıştım. Şimdi en azından doğru bir yerine sıktım. Şablonumu getiriyorum. Buradakilerin şu anların hepsi bunlar stencil şablonuyla yapmış olduğum güzellikler. Şablonumu koydum. Kullandığım ürün rölyef varak pasta. Bakın macunumsu bir yapısı vardır. Şu an kurudukça yapışkanlık özelliği artar. Yıkamalara karşı çok daha güçlüdür. Geldim spatulamla. Çok kalın değil. Orta bir incelikte çekiyorum. Hocam mobilyaları boyamak için zımpara yapmak gerekir mi?
Multi Surface'ler çıkmadan önce bu işlemleri yapıyorduk. Artık bunların hiçbirine gerek yok. Multi Surface grubunda ve Multi Decor Çalkıt grubunda zımpara yapmanıza gerek yoktur. Direkt uygulama yapabilirsiniz. Kaçıranlara gelsin o halde. Ne yaptım? Kumaşımı aldım. Stencil spreyin arkasına. Stencil'ın arkasına sprey sıktım. Şablonumu yerleştirdim. Üzerinden spatula ile ince bir kat çektim. Uyguladığım esnada bakın beyaz. Şeffaflaştığında, kendi halinde şeffaflaştığı zaman tamamen artık yapışkanlık özelliği tamamlamış olduğu bir noktaya gelir ki o aşamada da artık varaklama işlemine geçebiliyorum. Hocam, Sibel Hanım da demiş ki ben ünitemi boyamayı düşünüyorum. Kahverengi yüzey, beyaz parlak yapmayı düşünüyorum. Hangi boyayı kullanmam lazım? Şöyle, beyaz olarak Multi Decor Çalkıt grubuyla hareket ederse ortalama iki katlı boyar bitirir. Arada birkaç gün bekleme süresi yaşamasına gerek yoktur. Boyayı sulandırmadan uygular. Multi Surface grubunu kullanacaksınız. Birinci kat boyanıza 1/2 su katıyorsunuz, boyuyorsunuz, bir gün bekliyorsunuz. Diğer katlarınızda 1/3 oranında su katmanız yeterlidir. Ortalama 3 kat veya bazen duruma göre 4. kat isteyebilir. Bu aşamada işleminizi tamamlıyorsunuz. Parlak olması için üzerine mutlaka high gloss vernik sürüyorsunuz. Mat olmasını istiyorsanız da ultra mat vernik sürmeniz gerekmektedir. Hocam, Necla Hanım da demiş ki çok sevdiğim kol çantama folye olarak çalışabilirim. Çalışabilirsiniz. Artık ondan sonra daha da çok sevebilirsiniz. Şimdi 10 liralık tişörtün birazdan finallenmiş hali. Hocam, multi ile boyanan deri sandalyeleri kavramı oranda düzeltmek için ne yapabilirim? Deri sandalyeler, doğru anladın değil mi? Multi Dekor Çalkıt grubuyla üzerinden geçtiği takdirde bu sorun tamamen ortadan kalkacaktır. Bakın ne kadar ağır, şık. Bu tarz kıyafetlere dünya paralar veriyoruz ya. Hocam, deri koltuklar boyandıktan sonra vernik yapılacak mı diyorsunuz? Hayır. Deri koltuklarda vernik yapmıyoruz. Folyo varak tutkalından farklı bir ürün mü? Aynen. Folyo varak tutkalları yıkayamazsınız. Bu bir kıyafet sonuçta. Ama varak pasta grubu yıkanabilir. Tamamen bakın hiç boşluk vermeden esneyebilir. Şu an esnetiyorum. Çatlama yapmaz, atma yapmaz. Ve tamamen şöyle biraz da şöyle açayım mesela. Hani sonuçta kıyafetler hiçbir zaman üzerimizde net olarak durmaz. Bu bir yastıksa üzerine oturduğumuzda arkaya doğru mutlaka ki bir baskı basınç uygulanır. Şimdi Fatoş Hanım demiş ki fırının metalik gri, kapağının rengi bozulmuş. Bir dakika, duyamadım. Bir daha. Fırınımın kapağı metalik gri, rengi bozulmuş. Hangi boyayla boyayabilirim diye sormuş. Metalik tonlarla devam etmek istiyorsanız tekrardan Titanium Metalik serisi. Richard Craft ürünleridir. Titanium Metalik serisinden gene gümüş olarak tercih edebilirsiniz. Bilemem. Ama akrilik grubundan seçmek isterseniz Multi Surface veya Multi Decor Çalkıt grubundan tercih ettiğiniz renklerle boyayabilirsiniz. Hocam, makinede yıkanınca çıkar mı rengi? Çıkmaz. Olmuşlar. Çünkü dediğim gibi bunlar özellikle ürünlerdir. Yıkamaya dayanıklıdır. Şöyle söyleyeyim, ortalama 30-40 dereceye kadar rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Böyle pastayı boyayla karıştırabilir miyiz diye sormuşlar. Hayır. Akrilik gruplarıyla karışmaz. Bu işlemde kumaş önemli midir yoksa her kumaşa uygun mudur? Şu an bakın şöyle göstereyim. Pamuklu bir kumaş bu. Yapmış olduğum. Bu penye. Şu biraz daha kanvasımsı bir kumaş. Burada herhangi bir şey yoktur. Kumaş cinsi türü yoktur. Bu bir ayakkabı da olabilirdi. Bu bir deri de olabilirdi. Bu ham bir MDF bile olabilirdi. Elinizdeki ürün doğru ürün olduktan sonrasında hiçbir şekilde dediğim gibi her zaman söylediğim gibi sorunsuz bir şekilde uygularsınız. Bakın ne kadar kolay. Spatula ile desenimi çektim. Ondan sonra şu beyaz diye bahsettiğim yerden göstermeni istiyorum. Burası için bekleyeceğim. Ortalama bir yarım saat, bir saat daha beklemek durumundayım. Ondan sonrasında bu dediğim gibi beyazlık şeffaflaştıkça yapışkanlık özelliği artar. Bak, şeffaflaşmış olan kısımda tamamen net bir şekilde varağı alabildim.
Ama burada çok bastırmadım çünkü yapışkanlık özelliğinin kırılmasını istemediğimden dolayı orada bekleyeceğim. Orası da şeffaflaştıktan sonrasında üzerinden geçeceğim. Hocam bu varak işlemi bittikten sonra ütü yapıp sabitliyor muyuz? Hayır. Yoksa ütüye gerek yok mu? Ütüye gerek yok. Direkt giyiyoruz, kullanıyoruz. Banyo boyama sonrasında hangi verniği kullanıyoruz? Mat istiyorsanız ultra mat vernik, su bazlı rich art craft, su bazlı ultra mat vernik, parlak istiyorsanız high gloss vernik kullanabilirsiniz. Bir kat süreceksiniz, bir gün bekleyeceksiniz. İkinci katı tekrar süreceksiniz. Ürünler sonuçta boyalarınız su bazlı, üzerine sürecek olduğunuz vernik de su bazlı vernik olmak zorunda. Ki hele hele ev ortamında çok ağır kokar. Yani uygulayanlar, kullananlar varsa zaten yazarlar yorumlara. Ev ortamlarında, kapalı noktalarda kullanılabilecek vernik grupları değildir. Mermeri sormuştu demin biri. Bakın ben zaten mermer olarak hazırlamış oldum. Plakalardan bir tanesini içine geçirmiştim. Şimdi şunu bırakıyorum. Evet. Hocam bu işlem mobilyaya yapılabilir mi? Nasıl görünüyor? Harika. Evet. Nasıl? Bir soru gelmişti. Pardon. Bu işlem mobilyaya yapılabilir mi? Tişörtün güzelliğine daldım sanırım. Evet. Bu arada bakayım bana olacak mı? Kilolarım ortaya çıkacak. Daha zayıflamam lazım. Şu an sadece 5 kilo verebildim. Evet. Bakın. Buraları çekmesen de olur. Oralar verilmesi gereken kısımlar. En azından tişörtümün yeni hali. Eşofman olmaz o 38 beden. Bu en azından esneyebilen bir şey olduğu için giymiştim. Düz bir tişörtken yapmış olduğum hareketle kendime çok da şık, güzel bir bluz yarattım. Dediğim gibi bu sadece kıyafetlerle sınırlı değil. Bu bir yastık olabilir, dekor olarak kullanacağınız bir çerçeve olabilir. Veya bir objenizin üzerinde bir ışıltı katmak istiyorsunuz. Bunun için kullanabilirsiniz. Yaratıcılıkla sınırı yok. Her yüzeyde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir üründür. Sizlere her zaman bu tarz ürünleri paylaşmaya çalışıyorum. En azından yapmış olduğunuz bir geri dönüşümümüz varsa sonrasında sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor olmanız gerekir. Elinizdeki ürün doğru ürünse, aşamalarını da doğru yaptıysanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. İçiniz rahat olsun. Hocam parlak verniğin ismini tekrar eder misiniz? Parlak verniğin ismi bu ultra mat vernik. Hocam dolapta olmuş olması gerekiyor. Bir bakabilirsek eğer. Ben de böyle sizi çekeyim. Nasıl geçiyor? Nasıl gidiyor? Vallahi küçükten perdeyi yaptıklarını düzeltmeye çalışıyorum şu an. Ama şöyle genel beğendiniz olarak, mi çap evet, boyamızı? Evet genel olarak güzel beğendim. Yani bozulan yerde çok çabuk bir şekilde düzeltebilme şansımız var. Evet, yeni tişörtüm nasıl? Kilolara takılmayalım. Gene işin içine rakamlar göre hiç önemli değil. Gösteriyor hocam, belli olmuyor. Ya öyle bir rakamdayım ki şu anda o göstermez. Şöyle söyleyeyim, ultra su bazlı sır vernik parlak istiyorsanız eğer fayanslarınızda bir kat sürün, bir gün bekleyin, ikinci katı sonra sürün. Mat istiyorsanız da ultra mat su bazlı vernik kullanıyoruz. Gene bir kat sürüyoruz. Bir gün bekliyoruz. Sonrasında ikinci katımızı atıyoruz. Dediğim gibi taş vernik grupları solvent bazlıdır. Ev ortamlarında, kapalı alanlarda uygulanılması çok zor ürünlerdir. Emeğinizi zayi etmeyin. Sağlığınızı tehlikeye atmayın. Her şeyden önce bunu söylerim ama tabii ki de buyurun deneyin, yaşayınca ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Hocam üzerinizdeyken bu işlem bittikten sonra yapış yapış hissi oluyor mu demişler. Yapışıyor mu elime? Şöyle yandan yandan göstereyim. Evet. Bu cevabım olmuştur. Neden olmuyor biliyor musunuz? Çünkü bu tutkalın üzerini dediğim gibi rölyef varak tutkalı ve kullanmış olduğum varaklar, vintage varak serisi farklı. Normal bizim craft grubunda kullanmış olduğumuz varak gruplarından çok daha farklı ürünler. Bunlar giyimde de kullanılabiliyor, objeler üzerine de kullanabiliyoruz. Dolayısıyla her zaman söylüyorum, doğru ürün elinizdeyse sorun yok demektir. İstediğinizi yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, bir eteğiniz elbiseniz, çamaşır suyu geldi, rengi açıldı. Yapın, şıklık katın, devam edin. Tişörtünüz
ben bunu işte 10 liraya mı 15 liraya mı ne almıştım? Dün aldım, yayın için hazırladım. 14 civarında bir rakama aldım. Şu anda hiç 14 lira bir tişört gibi durmuyordur diye düşünüyorum. Biraz da zayıf olsam çok daha güzel duracak üstünde ama artık onu idare edeceksiniz. Bir şeyler okuyor gene Gülbeyaz, gülüyor orada. Bir sevgisi demiş ki hocam ablan kurban olsun gibi oldu yapışkanı gösterirken yazdı. Nasıl? Ablan kurban olsun gibi oldu yapışkanı gösterirken demiş. Ay evet doğru ama en azından söze gerek kalmadan yapışmadığının göstergesiydi bu. Hani bizler bazen bazı şeyleri bir yöne ben size bir saat boyunca da anlatabilirim ama dokunmanız kadar etkili olmam. Ben size Multisurface veya işte örnek veriyorum vernik. Bu ürün hakkında sizlerle saatlerce konuşabilirim. Ama hiçbir şekilde siz bu ürünü bir kere elinize alıp dokunduğunuz zaman bu kadar etkili olmayacaktır. Siz en iyi sizler bu yorumu yapacaksınız. Sabah işte öğlenleyin mesela Demet Hanım geldiğinde dedim ki neyle boyadım? Multisurface ile boyadım dedi. Çarpıtı hiç kullandım dedim. Hayır dedi. Tamam dedim. Lütfen dedim o halde yayında konuşalım. Çünkü hani önce gerçek duygularını almak istemiştim. En azından ilk defa uyguladığı bir üründü. Birçok şeyi boyamış dediğim gibi. Yani bütün evin her yerini neredeyse boyadım dedi. İlk defa uyguladığı halde. Şimdi bundan sonra hangisini mesela tercih edersin? Multi mi? Çalkıt mı? İki tane de çocuğu var. Kolay olmuyor bu evin geri dönüşümlerini yapmak. Gece herkes uyurken ben boya yapıyordum. Öyle bir azim diyeyim. Bizim işimizde herkes öyle. Herkes çocukları, eşleri, yemekleri, her şey ortadan kalkar. Ondan sonra bizler artık ne boyayacaksak onun başına geçeriz. En rahat öyle oluyor çünkü. Hocam mobilyalarda uygulanabilir mi diye sormuş. Varak mı? Evet. Neden olmasın? Çok da güzel olur. Duvarlara yapılır mı diye sormuş. Yaparsınız. İşte yaratıcılık geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Sadece kıyafetle sınırı yok. Eğer ben bugün öncesinde hazırlık yapabilmiş olsaydım, mesela bunu çok güzel bir tuval üzerinde çalışabiliriz, bir kutu üzerinde çalışabiliriz. Her yüzeyde çalışabiliriz. Ben size şu an en riskli yüzeyi gösterdim. Diğerleri zaten çok daha kolay. Ürünün çatlamadığını, atmadığını, yapışkan özelliği olmadığını. Şu an 38 beden bir tişört ki ben 38 beden değilim. En azından varakların ayrılmadığını ispat edebiliyorum şu anda sizlerle. Hocam duşakabinin camını boyayabilir miyiz? Boyayabilirsiniz. Multidekor çalkıtla boyayabilirsin. Multisurface grubuna hangisini tercih edersen her ikisi de olur. Peki lake mobilyamı boyamak istiyorum. Rengi beyaz, üstüne ahşap görüntüsü olsun istiyorum. Hangi boyayı kullanayım diye sormuş. Tamam. Şimdi öncelikle ahşap görüntüsü istediği için söylüyorum. Alt zemini oksitli sarı tonlarında, bir safran gibi, oksit sarı hardal tonları gibi bir renkle boyayacak öncelikle. Ondan sonra kahverengi eskitme kremiyle ağaç dokusu çekilecek. O çekildikten sonra aynı eskitme kremi bir süngere alacak, üzerinden güzelce masifleyecek. Dolayısıyla elde etmiş olduğu renk artık onun kahverengi bir ağaç dokusu olmuş olacak. Daha öncekinde biz bunun pastayla olan grubunu çalışmıştık. Pasta kullanmadan direkt akrilik ve antikuinler, eskitme kremleriyle çalışmış olacak. Tamam. Evet, çekilişimiz var demiştik. Onu da paylaşayım. Var bir önceki yayında. Var mı olanlar burada acaba? Nasıl? Var mı acaba diyorum çekilişimize katılmış olanlar yayınımızda? Ha, onu ben bilemem. Çekilişimize katılanlardan yayınımızda var mı acaba? Belki size çıkabilir. Bu arada çok güzel tepkiler geliyor. Yani en azından burada atölyede yapmış olduğumuz ürünlerimizi istemekle, katılanlarla herkese teker teker teşekkür ediyorum bu arada. Bugünküleri gönderemeyeceğim çünkü bir defa otomatik olarak 38 bedenler çıkacak. Benim gibi olanlar elenmiş olacak. O yüzden bunu göndermeyeceğim. Ama Özlem duymasın, içeride yine geçmeden önce bu benim diye bas bas bağırıyordu. Bunu hazırlayacağım. Bunu şöyle hatta çerçevesinin arkasına koyacağım. Rölyef varak uygulamasını şunları kenara çekeyim. Bunu böyle kaplayacağım. Arkasına silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Bu çerçeveyi de yerine oturtturacağım. Hocam tişört üzerinize çok güzel durmuş bu arada. Ay teşekkür ederim. Onlar beni şu an zayıf görmek istedikleri için belki öyle görüyorlardır. Ama acı gerçekleri biliyorum. Hocam, farkındayım. Hatice Hanım'ın elinde akrilik boyalar kalmış. Bunlarla ilgili ne yapabilirmiş?
Akrilik multi-surface grubu değil. Gene kullanabilirsiniz. Nasıl? Cilalı olmayan, geri dönüşüm yapmayacak olduğunuz ham, seramik, polyester, MDF, bu ürünlerin hepsini kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde çalışmalarda bulunabilirsiniz. Veya mesela su sırlama tekniği yapmıştık. Mermer efekti demiştim size. Alt zemini bir tane multi-surface rengiyle boyarsınız ama siz mermer tonlarında akrilik gruplarınızı gene kullanabilirsiniz. Hani sadece geri dönüşümlerde, ilk katlarda, alt zeminlerde uygulamayın. Çünkü onların yapıları multi-surface grubundan çok daha farklıdır. Hocam, vernik atılmış mobilya üzerine boya uygulanır mı? Hangi boya uygulanır diye soruyor. Gene multi-surface grubunu uygulayabilirsiniz. Bizim her zaman söylediğimiz şey şu. Multi-surface ve multi-decor çalkıt grupları her zaman geri dönüşümde uygulanır. Cilalı bir yüze boyadınız, beğenmediniz, sıkıldınız. Tekrar boyayabilirsiniz. Bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Aynı ürünle tekrar tekrar, elinizdeki ürün doğru ürün olsun. Artık dolap sağlamsa defa defa boyayabilirsiniz. Kırmızıdan maviye, maviden siyaha. Tercih tamamen sizindir. Hocam, yayınlarımızı kaçıranlar var. Bir daha baştan tekrar. Kaçıranlar neredeydiniz? Bugün ne yaptık? Benim üzerimdeki rölyef barak çalışması yaptık. Rölyef barak çalışmasında bu şu an mesela burada bir parçasını da tekrar göstereyim. Kumaş, kullanmış olduğum ürün rölyef barak pasta. Koyu kıvamlı bir yapısı vardır. Ürünü sürdükten sonra şeffaflaşır. Şeffaflaşması yapışkanlık özelliğini kazandırır. Bu şekilde spatulamla tut kalıbı sürdüm. Sonra desenimi kaldırıyorum. Şu şekilde. Tabi şu an kaldırmayacağım. Hala kaçıran olursa. Şeffaflaştıktan sonra yine özel seri, vintage seri renkli varaklar var. Artık altın, gümüş, bakır, bunların dışına çıkıyoruz. Hayatımıza yeni renkler katıyoruz. Ben burada mesela bakır rengini kullandım. Kırmızı, su yeşili, mor. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Hocam, baraklama işlemimiz bittikten sonra üzerine vernik atmamız gerekir mi? Hayır. Barak vernik istemez. Fon perdelere uygulanır mı? Uygulanır. Mine Hanım da size ulaşmak istiyorum sanırım. Nasıl ulaşabilirim diye sormuş. Nasıl ulaşabilir bana en kolay? Ben böyle biraz heyecan yaptım şimdi. fabrika numaramızı, ürün sabit telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz Mine Hanım. Boyaların üzerinde zaten numaralar vardır. Oradan aradığınız takdirde haber buradayım. Tabii ki de seve seve yardımcı olurum. Tül perdeleri olur mu? Tercih meselesi. Olmaz diye bir şey yok. Duvara, ayakkabıya, başörtüye, çantaya, kıyafete, her şeye olur. Bunun bir sınırı yok. Multi-surface gibi düşünün. Her yüzeye uygulayabilecek olduğunuz bir ürün bu paylaşmış olduğum sizlerle. Tamam. Çarşambanın çekilişi mi olacak diye sormuşlar. Şimdi yapacağım. Küvet boyanabilir mi? Boyayanlar oldu. Titanyum metaliklerle küveti böyle gold renklerine boyayıp, dışını siyaha boyayıp, titanyum metalik pasta rölyef ile de dışına desen atan çalışmalarımız hatta Instagram'da sayfamızda hala mevcut da var. Yıkama derecesi nedir? Varanlıkların evet. 40 dereceye kadar yıkayabilirsiniz. Peki. Ama öncesinde hani leke oldu deyip de leke çıkartıcı bir kovanın içerisinde batırmayın. Seri aldım şu an. Tekrardan soru sormak istiyorum. Ahşap üzerine rölyef pasta yapıp onun üstüne stencil varak uygulaması yapabilir miyiz? Yapabilir. Ben de size ulaşmak istiyorum hocam. Bir resim atacağım size. O obje nasıl olduğunu canlı yayında gösterebilir misiniz demiş. Tabii ki de. Tekrar tutkanın adını verebilir misiniz? Kullanmış olduğum ürün rölyef varak pasta. Dediğim gibi yapışkanlık özelliği ve kendi yapısı farklıdır. Şu an kullanmış olduğum beyazdır. Kurudukça, şeffaflaştıkça varaklanabilir bir aşamaya gelir. O aşamada da hayatınıza renkli vintage varak serisi giriyor. Mine Hanım'ın elinde boyası yokmuş. Bir numara verebilir misiniz? Sizin için söylüyorum Mine Hanım. 0216 469 32 34. Rakamlar rakamlar. Şimdi ben söyleseydim kim bilir neresi aranırdı artık. Evet, çekilişimizi bekliyorlar hocam. Sorularımız tamam. Bitti sanırım. O zaman şöyle geçiyorum. Resimleri nereye göndereceğim? DM'den gönderebilirsiniz. Evet, geçen yayınımızda Stifi ile çalışmıştık. Stifi ile yapmış olduğumuz bu tablomuzu göndereceğiz demiştik. Ama bir tane olmasın demiştik. Ondan önceki yayında yapmış olduğumda Quick Crackle kutumuzu gönderelim demiştik. Bunların yanında böyle küçük sürprizleriyle beraber geliyor. Geçen yayındakileri
tarihlerimizi belirledik. Onlar dün itibariyle kargolandı, sahiplerine ulaşacaklar. Tepsiler sahiplerini bulmuş. Bu arada bana fotoğrafları geldi. Şimdi hemen buradan... Fatma Hanım, siz de sorun, sizin de yorumlarınızı okuyalım. Ben soruları da okuyorum genelde ama. Evet. Hocam, sizce iş siyahı mı, retro siyahı mı diye sormuşlar. Retro. Retro siyahın ağırlığı bir başka. İş siyahı da güzel. Ama ben bilmiyorum ya. Hepsi benim artık çocuğum gibi oldu. Şimdi ne diyebilirim ki size? Hocam. O renkleri karıştıran, hangisi olacağına karar veren de sonuçta bizleriz. Ama yani retro siyahının tadı da bir başka. Öyle söyleyeyim size. Sizce burada şimdi neyi soracaklar? Bence arkadaki tabloyu soracaklar. Arkadaki tabloyu aslında ilk yaptığımız yayınlardan birindi. Dün dediğim gibi Çanakkale'den gelen Esra Hanım'ın yapmış olduğu bir çalışma şu şekilde. Onunki de daha verniklenmedi çünkü verniklerin kuruma süresi uzundu. Hocam, alüminyum panjurları neyle boyayabilirim diye sormuş. Multi Surface veya Multi Decor Çalkıt grubu kullanabileceğiniz ürünlerdir. Tamamdır. Esra Hanım hani retro siyah mı, iç siyah mı diye sormuş ya, dolaplarını boyayacakmış. Üst dolap Ürgüp mü, Paris gri mi? Retro siyah hangisi? Ay, sınava girdim. Dur şimdi, Ürgüp mü, Paris mi? Ben Ürgüp'ü evin duvarlarında kullandım. Evimin duvarlarını, salon duvarlarını Ürgüp'le boyadım. Onu da çok seviyorum. Paris gri mi, Ürgüp mü? Ay, Paris gri. Yok, Ürgüp. Hepsi birbirinden güzel olduğu için. Aynen öyle. Yani benim şu an öyle bir renk söyledi ki ama yani Çalkıt grubunda gerçekten çok takıldığım 7-8 renk var. Bu da onlardan biriydi. Ürgüp salonun duvarlarına sürdüm. Alaçatı'yla mobilyayı boyadım. Benim mobilyalarım benge rengiydi. İşte 10 sene evvel almış olduğum, o zamanlara kahverengilerin moda olduğu dönemlerdi. Onu işte değiştirdim. Eskitme kremleriyle budak. Hatta bunu da paylaşmıştım zaten. Yani işte o en sevdiğim renklerden sonra gelince böyle bir afallayabiliyorum arada. Hocam, biraz soru sormak istiyorum. Peki. Metal beni efekti. Metal efekti vermek için hangi boya tercih etmeliyiz? Sehpa ayağına diye sormuşlar. Titanyum serisi. Geri dönüşümler. Çalkıt ve Multi Surface arasındaki fark nedir? Çalkıt ve Multi Surface arasındaki fark. Birincisi, Multi Surface grubu yarı parlaktır. Çalkıt grubu mattır. İkincisi, Multi Surface grubu sulandırılarak uygulanır. Çalkıt sulandırılmaz. Multi Surface grubu birinci kattan sonra bir gün beklenir. Çalkıtta birinci katta riskli yüzeyler diye adlandıracağım durumlar ortalama 6 ila 8 saat beklemek yeterlidir. Multi Surface'de yüzeye göre değişkenlik gösterir. 4 kat ortalama ister. Çalkıtlarda maksimum 2 katta sonlandırırsınız. Renk skalaları çok farklıdır. Multi'de gördüğünüz, örnek veriyorum, bir güzgülü çalkıtta yoktur. Hani tonlamalar çok farklıdır. Artık burada seçmiş olduğunuz renk olasılığıyla hareket edeceksiniz. Hocam, sorusunu okumadım diye bana hep kızan Fatma Hanım var. Oh, ne güzel. Sonra ben okumadım için kimse bana gönül koymuyor. Windex koltukları boyadım ama soyulmaya başladı. Neden acaba? Windex çünkü deri boyu, yani o tarz ürünler boyayı tutan, kabul eden ürünler değildir. Muhtemelen de boya kalın geldiği için de yer yer açma yapmıştır. Suni deri boyanabiliyor ama Windex grupları daha ince boyamanız gerekir. Öyle söyleyeyim. Boyayı sulandırın. Fırça bile kullanmayın. Süngerle sürte sürte en azından boyayın ve kat aralarını da iyi bekleyin. Riskli yüzey diye adlandırdığım gruplardır. Ben yerde bile her katta bir gün bekledim aralarında. Peki, gardırobumu yenilemek istiyorum. Eskitme jeliyle eskitme uygulanabilir mi büyük objelerde? Süper olur. Tamamdır. Benim şu an mesela buradaki eskitme jeliyle kullanmış olduğum. Panjurları boyadıktan sonra... Bu arada ben biraz geri gideyim ki beyaz birazdan beni çekebilmek için camdan çıkacağım. Evet. Çok güzel oldu. Panjurları boyadıktan sonra vernik gerekiyor mu? Elbette. Peki. Deri haricinde bütün yüzeyleri vernikliyoruz. Evet, tabloyu neyle yaptınız? O kızı tabloyu acaba demişler. Bunun için bir sorumuz daha gelmiş. Arkadaki panoda dekopaj kağıdın o hali nasıl yaptınız? Başka bir gün rica etsek gösterebilir misiniz? Bunlar bize sonradan katılanlar. Çünkü biz bundan 3-4 yayın öncesinde tablomuzu yaptık. Ama bu bir sır değil. Arkadaki 95-21 gene rakamlar girdi. Uydurmuş olabilirim, hatırlamıyorum. Dekopaj kağıdı modelimiz kadınlı bir model. Üzerindeki etek kabartmasını kraft kağıdı kullanarak yaptım. Kraft kağıdını ıslattım, suyunu sıktım, yapıştırdım, süperfix kullanarak. Ondan sonrasında da boyama işlemi yapıldı. Tamam. Şimdi başka bir soruya geçiyorum.
Bugün kendi sınavda gibi hissettim evet. Ya. Golden İşlem bir açık bitince, ton. Hani böyle tahtaya kaldırmış öğrenci gibi moduna düştüm. Golden bir açık tonu hangisi? Aynı, genel rakamlar gibi işin içine. Altın. Altın. Beyaz altın. Açık beyaz altın, evet. Beyaz altın. Titanyum seri de beyaz altın. Varak tutkanının kuruma süresi nedir? Doğal kurumaya bırakıyoruz. Ortalama 2 saat gibi bir zaman dilimi bekleniyor. Ahşap merdiven ne rengi? Multi surface veya multi dekor çalkut grubundan tercih edeceğiniz renkle boyanır. Ay her bütün dersimi çalışmışım vallahi şükürler olsun. Sor alıştım. Ayşegül Hanım da der ki çok sabırlısınız. Aynı sorulara defalarca cevap veriyorsunuz. Ama ben hep aynı cevap vermek için zaten bu yayınları açıyorum. Merhaba, cilalı ahşabı zımpara yapmadan boyayabilir miyiz? Tabii ki de boyarsınız. Multi surface veya çalkut grubu elinizde varsa boyarsınız. Merhabalar. Merhabalar. Ben daha önce çıkan ders videolarınızı izlemek istiyorum. Duyduğuma göre onları Facebook'ta izlenmektedir. Lütfen Facebook'taki sayfanızın bağlantılarını gönderebilir misiniz? Gülbeyaz, görev sende. Okay. Tabii ki de. Boyanın ömrü ne kadar, peki ne kadar süre kullanılabiliyor? Ağzını kapattığınız sürece sizle beraber gider. High gloss vernik, beyazlık ve kalıntı bıraktı objede ne yapmalıyız? Mutlaka içine fırçadan akan bir şey gelmiştir. Çünkü vernik grupları renkli değildir. Krem sarı gibi tonları vardır. Ürünün üzerine sürüldüğü zaman tamamen şeffaftır. Eğer böyle bir durum oluştuysa hafif bir zımpara yaparsınız. Üzerine tekrar vernik dersiniz. Bu sorun ortadan kalkar. Nil yeşiline boyadığınız tablodaki dekopaj kağıdını nasıl yaptınız? Gene bizi seyretmeyenler, yeni gelenler bak nasıl ele geliyorlar. Şöyle... arkadaki normalde bizim dekopaj kağıdımız, gene numarasını bilmiyorum ama sanırım arkalı önüne çift taraflı yapıştırdık magic dekopaj tutkalıyla. Ondan sonra kenarlarından yırttık bir rulo ile şu şekilde kağıdımızı. Şimdi şöyle söyleyeyim, şu dekopaj kağıdı. Buraya magic dekopaj tutkalı sürdüm, kağıdımı geldim güzelce yapıştırdım. Burası ve burası artık desenim. Kenarlarından sonra elimle doğal yırtıklar için şu şekilde koparttım. Bu da bitti. Kağıdımı kurduktan sonrasında da şöyle yapmak istediğim yerlerde hafif rulolar yaptım. Tabii ki bu şu an A4 kağıt güzel olmadı da dekopaj kağıtıyla çok güzel oluyor. Sonrasında ama tabii renklendirdik. Yani kağıdın orijinal rengi bu halde değildi. Hocam bir sürü sorumuz var. Hepsini soracağım. Cilalı mobilyayı zımpara yapmadan boyayabilir miyiz? Boyarsınız. Rich Multi Surface veya Multi Decor Chalk. Şampanya Golden serisi mi peki, o tonlarda mı yani? Şampanya Titanium serisinde var. Yine aynı tonlarda da biraz daha böyle becimsi bir tonu vardır hatta. Çok şeker, çok sabırlı bir öğretmensiniz. Ay teşekkür ederim. Masam beyaz, üstü leke oldu. Onu boyamak istiyorum. Hangi boyayı ve verniği önerirsiniz? Mat olmasını istiyorum. Niye olmasını istiyorum? Mat. Tamam. Multi Surface veya Chalkit grubuyla boyadığınızda, ki o zaman siz ekstra bir matlık istiyorsunuz. Boyamanız gereken, kullanmanız gereken ürün Multi Decor Chalkit grubudur. Çünkü bunların ekstra matlığı vardır. Bununla boyadıktan sonrasında üzerine mutlaka 2 kat gene Chalkit grubunun kendi verniği ultra mat vernik sürüyorsunuz. Mat görüntü istediğiniz için. Sprey vernik önerir misiniz acaba? Daha pratik oluyor. Daha pratik olur ama kokar. Tercih meselesidir. İkisi de olur. Mermer görünümlü ahşap boyama videolarını nereden bulabiliriz? Facebook'ta geri dönüşüm projelerinde aşağıya da videolar kısmında görebilirsiniz. Siz sormadan söyleyin. YouTube'a da herhalde birkaç gün kadar yüklenecek. Tamamdır. Hocam daha deminki sorumuzu yanlış sormuşlar herhalde. Zemin üzerinde ne kadar süre kalıyor diye sormuşlar. Hani boya ne kadar süre ömrü olur? Vernikliyorsunuz artık. O ne zaman canını sıkılıp değiştirmek istersen o zamana kadar ömrü var. Koltuklarımızın ahşaplarını boyamak istiyoruz. Atar mı boya diye sormuşlar. Atmaz. Kendinize güvenin. Boyanıza güvenin. Elinizdeki ürün Multi Surface veya Multi Decor Chalkit grubuysa hiçbir şey olmaz. Üstüne de bir iki kat vernik attınız mı istediğiniz kadar kullanırsınız. Ben de ahşap kursuna gidiyorum. Çok şeyi sizden öğrendim demişler. A4 kağıdıyla transfer yapmıştım ahşap tepsiye, ancak geri beğenmedim. Onu nasıl çıkartabilirim? İşte bu hiç kolay değil. Transfer yapmak, şöyle söyleyeyim. Önce yüzeyi bir güzel ıslatın, sıcak su dökün. Bir 15-20 dakika dursun. Sonra da nal buradan gidin, 80 kum zımpara alın, bir güzel zımpara alın. Ancak Nurten öyle çıkar. Hanım, sorunuzu tekrardan sorarsanız hemen söyleyeyim. Hazır hocamı yakalamışken. Hocam, yanınızdaki sehpanın boyamasını gösterir misiniz? Sanırım. Evet. Bu galiba. Gösteririz.
aslında bu tarzı yaptık. Yani Wood & Wax'ı bir eskitme o. Sadece buradaki tonlar şu an farklı belki gelmiştir. Zemini bizon, arada Wood & Wax, üstü multi-surface grubu, yakamoz rengini bir kat sürdüm, zımparayla açtım. Bu kadar. Çilek kasalarını boyamak istiyorum, zımpara yapmam gerekir mi? Çok pütürlüyse evet. Ama şey, cilasını sökmek adına değil. Sadece hani o tüysün, tüycümsü yapısı ortadan kalksın. Eğer o da yoksa zımparalamanıza gerek yok. Çok parlak vernik hangisi? Su bazlı sır vernik. Öyle zor ki. Deri boyadıktan sonra kadife mat vernik önermişlerdi. Sizce ne yapmalıyız? Şöyle, deriler vernik isteyen ürünler değildir. Çalkıt grubuyla boyadıysanız. Yani nerede? Çok sevaba giriyorsunuz yazmışlar hocam. Çalkıt grubuyla boyadıysanız buna ihtiyacınız yok. Neden? Şimdi bir göz anlatacağımı gözünüzde canlandırın. Altta bir kumaş yüzey var. Siz üzerine bir şey döküyorsunuz. Bir boya yapıyoruz. Esnek bir yüzey, hareketliliği olan bir yüzey şu şekilde. O vernik yüzeyde, vernik niye sürülür? Ürünü korumak adına sürülür. Vernik esneyen bir yapıya sahip değildir. Bir süre sonra kısa vadede sıkıntı yaratmaz size ama esnediği için pulpulatmalar, sıcaktan yarılmalar karşılaşabileceğiniz durumlar. Multi surface grubuyla boyayın demiyorum bakın. Multi dekor, çalkıt grubuyla istediğiniz deriyi boyarsınız. Hocam, Zuhal Hanım da fayansını boyamak istiyormuş. Boyayıp desenlendirmek istiyormuş. Bilgi verebilir misiniz diye. Kullanmanız gereken ürün, seçeceğiniz renk skalasına göre şu iki üründen biri. Çalkıt grubu veya multi surface grubu. Tercih renk sizindir. Üzerine gene stansıllarla en son işleminiz bittikten sonra su bazlı sır vernik uygulaması yapıyoruz. İki kat kat aralarında birer gün bekliyoruz. Esra Hanım demiş ki mutfak dolapları ile mermer tezgahı aynı vernik kullanabiliyor muyuz? Hangi vernik? Multi mi çalkıt mı diye sormuş. Şöyle parlak istiyorsanız su bazlı sır vernik, mat istiyorsanız ultra mat su bazlı vernik. Ay yayınımız bitiyor. Son bir dakika, o zaman soruları tekrardan sorayım ben. Çalkıt ile şifon kumaş boyanır mı? Çalkıt ile şifon boyanır. Biz batik yaptık. Ne kadar sıcak su koymalıyım? Sıcak. Ben direkt muslukta ve kansuyla yaptım. Ekstra bir sıcaklığa gerek yok. Klasik 30 yıllık koltuklarım var. Boyamak istiyorum. Klasik altın mı olur? Ne önerirsiniz? Tercih meselesi bilemem ki şimdi. Altının bir sürü tonu var. Titanyum seri ama. Yani metalik grubumuz var. Krom metalik grubu var. Ve titanyum metalik grubu var. Sizin almanız gereken ürün titanyum metalik serisi. Mutfak tezgahı boyamak istiyorum ama korkuyorum. Temizlik ilaçları boyayı çıkarır mı? Boya temizlik ilaçlarını da çıkar mı? Artık vernik yapıyorsunuz. Onun üstünden sonra hiçbir şey yapamazsınız. Onu sökemezsiniz. Hay Allah yardım etsin. Aynı sorular hani cevaplar demişler. Bir de duşa kabin içinde çalışma yapmak istiyorum ama gelecek olan su beni düşündürüyor. Düşünmeyin ya, başlayın. Eliniz, kendinize güvenin. Boyaya güvenin, gerisi yeter. Çekilişi hazırlayalım mı bu arada? Hocam son bir dakikamız kalmış. Yeni yayında mı yapsak? Ya da 56 saniye yeter mi? Yetişiyor. O zaman hızlı olalım. Evet. Evet. En azından arkadaşlarımızı kaybetmemiş oluruz. Tuval için çekilişimi yapıyorum. Zevkli işler. Evet. Evet. Bir de hadi tek başına olmasın, yanında bir şey daha gönderelim demiştik. Joy Hobby. Evet. İki kişiyi belirledik. Bu iki kişi kazanmış olan kişilerimiz. Birine tuvalimiz, birine quick crackle çatlatmalı olan kutumuz gidecek. Bugün sizlerle rölyef varak çalışması yaptık. Her yüzeyde, duvarda, ayakkabıda, çantada, kıyafette, her yüzeyde uygulayabileceğiniz bir ürün. Kendinize güvenin. Elinizde Richard Craft ürünleri olduğu takdirde her zaman sorunsuz işler yaparsınız. Elimden geldiğince bütün sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Pazartesi günü bitti. Instagram bitti. Pazartesi günü Nurten Hanım'da herhalde, yanlış hatırlamıyorsam pas efektleriyle çalışacağım. Oksitli görüntüler yapacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.